Merhaba arkadaşlar. İklimin alt başlıklarından ve önemli konularından bir tanesi olan izoterm haritalarındayız. Şimdi izoterm haritaları deyince sıcaklığın aynı olduğu yerleri birleştirdik ve bundan bir eğri elde ettik. Biz buna izoterm haritası diyoruz. Bu eğrileri kullanarak çizdiğimiz haritaları da izoterm haritaları diye isim veriyoruz. Peki bunların özellikleri nelerdir izoterm haritalarının? Aynı ev üzerindeki tüm noktaların sıcaklık değerleri aynıdır İzoterm çizgileri arasında sabit sıcaklık farkı haritanın her yerinde aynıdır. İzoterm eğrileri girinti çıkıntı yapabilirler. Peki bu girinti çıkıntının nedenleri arasında biz neler sayabiliriz? Bir karasallık, iki denizellik ve 3 okyanus akıntıları. Yani izoterm eğrilerinde girinti çıkıntılar mı gördük? Hemen karşımıza karasallık, denizellik ve okyanus akıntıları ile ilgili detaylar çıkmalı diyoruz gerçek izoterm haritaları çıkabilir ve indirgenmiş izoterm haritaları çıkabilir sorularda karşımıza. Şimdi gerçek izoterm haritasının ve indirgenmiş izoterm haritası ne olduğunu bilirsek bu işi daha rahat yapabiliriz. Gerçek izoterm haritaları sıcaklığı etkileyen bütün faktörler dikkate alındığında oluşacak haritalardır. İndirgenmiş ise her yerin deniz seviyesinde olduğunun düşünülerek çizilen haritalarımızdır. Yani indirgenmişle yüzey şekilleri tamamen ortadan kaldırılmış. Gerçek izoterm haritalarında ise tüm yüzey şekillerinin varlığı kabullenerek yapılmış haritalardır. Burada önemli bir notumuz var. Bu haritalarda yükseltinin etkisi ortadan kalkmıştır dedik. Peki hangisi için söyleyeceğiz bunu? Gerçek için mi indirgenmiş için mi? Tabii ki indirgenmiş. Neydi çünkü? Her yer deniz seviyesinde yani 0 metrede kabul edilen haritalardır. O yüzden yükseltinin etkisi indirgenmiş haritalarda tamamen ortadan kaldırılmıştır. Peki bununla ilgili bir örneğimiz var. Aslında kafamızda o kurguyu daha rahat yapabilmenizi sağlayacak önemli örneklerden bir tanesi. 3 merkezin verilen sıcaklık değerlerine göre yükseltilerini bulabilir miyiz acaba? Hemen ona bir bakalım. Gerçek sıcaklık indirgenmiş sıcaklık verildi. Hatırlayalım gerçek sıcaklık bütün yükselti değerlerinin var olduğu haritalar indirgenmiş ise her yerin 0 metre kabul edildiği haritalardı. Şimdi aralarındaki değer farklarına bakarsak biri 18 santigrat derece biri ise 10 santigrat derece sıcakna sahip. Aralarında kaç derece fark var? 8 derece. Hemen B seçeneğine bakalım. Aralarında 2 derecelik bir, 2 santigrat derecelik bir fark var. Burada ise hiç fark yok. Yani aralarındaki fark 0 santigrat derece. Şimdi hemen C ile ilgili yorumumuz aslında çok kolay. Eğer gerçek ile indirgenmiş arasındaki fark yok ise buraya biz diyoruz ki Demek ki bu alan kesinlikle düz bir alandır. Peki A merkezi ile ilgili yorumumuz nedir? Şimdi arkadaşlar biz az önce ne öğrenmiştik? 200 metrede sıcaklık 1 santigrat derece ne yapıyordu? Azalıyordu. Buranın ne kadar yüksek olduğunu acaba hesaplayabilir miyiz? Şimdi 200 metrede 1 santigrat derece ise ve aralarında 8 santigrat derecelik fark varsa ne olmalı? 200 metre çarpı 8 santigrat derece. O da ne olacak? 1600 metreye verecek bize. Demek ki aralarında 1600 metrelik bir yükselti farkı var A merkezinde. B merkezinde aynı mantıkla yaparsak 200 çarpı 2 400 metrelik bir ne varmış arkadaşlar? Yükselti farkı varmış. C merkezinde ise yükselti farkı yok. Çünkü aralarında bu anlamda santigrat derece olarak fark bulunmamakta. Bu da önemli. Peki, dünya yıllık ortalama sıcaklık dalışına bir göz atalım. Dünya yıllık ortalama sıcaklık dalışında şunu unutmamız lazım. Bakın eğrilerimiz burada. Az önce neyi öğrendik biz? 20 eğrisi bütün geçtiği yerler için 20 santigrat dereceyi bize ne yapacak? Verecek. Burada da yine 20 eğrisi bütün geçtiği eğriler için ortak 20 dereceyi verecek bize. Bu bize neyi veriyor? Dünya yıllık ortalama sıcaklık dağılışını. O zaman dünyada en soğuk yerlerimiz bakın neylermiş? Kuzey kutup alanlarına yakın yerler. En sıcak yerlerimiz neylermiş? Çöller ve dönenceler civarı arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Müzik